Hata kabul etmez yani. Arı tamamen matematik yani. Yani arının arzuyu devamlı fethiyle bir bebek gibi ilgilenmesi lazım. Arının bir defa istikakını çalmamak gerekiyor. En büyük şey arıyı strese sokmamak. Yani bu Karadeniz, buradaki iklim şeyi, şartları farklı yani. Kitapla buradaki uygulama arasında dağlar kadar fark var. Arı nemi sevmez yani. Bir yerleşim yerine ne kadar uzak olursan o kadar iyi. Zaten buradan oğul çıktığı zaman anayı alıp gidiyor. Samlemşin bölgesinde olan ballar genelde çoğunluk kestane balı. Buradaki çiçek küre yok yani. Burada bir kestane ağacının veya iki tane kestane ağacı bir yani 10 donun bir kıra bedel yani. Karakovan için dala çekerken çok hafif olsun diye ilamur ağacı. Bizim burada ilamur ağacı hafif bir ağaç yani. Ve bal bozulmaz. Yani zamanında alır, yani zamansız alırsan bozulur, sirke olur. Ama zamanı geldikten sonra isterse 100 sene kalsın bala hiçbir şey olmaz. Ben 1961 Çamlıhemşin, Rize Çamlıhemşin Aşağı Şimşirli köyünde doğdum, burada doğdum, burada büyüdüm. Uzun bir zaman tulumculuk yaptım, tulumla uğraştım. Sonra arıcılığa heves saldım. Arıcılıktan da aşağı yukarı 40 senedir de inceliyorum gece gündüz. Yani ne kadar bilsen ki bu arıcılık da ben biliyorum diye bir şey yok. Bir de bu arıcıyla bunu kafasına soksun. Bunda biliyorum diye bir şey yok. Her gün ayrı şeyle karşılaşıyor. Yeter ki incele bunu. Yazın, sonbaharında olsun. Her mevsim yani devamlı üzerinde olduğum için izlemişim. Bakıyorum ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar. Hocalar devamlı anlatıyorlar ama hocaların birçoğusu üzerinde şey yapmıyor yani. Yani kitaptan okuyor. Kitap ben 10 tane kitap bitirmişim yani. Fakat kitapla buradaki uygulama arasında dağlar kadar fark var. Yani kitabın dediği gibi bura demiyor yani. Şimdi kitapta okuyanlar sadece Ankara için veya İç Anadolu, Doğu Anadolu o bölgeler için okumuş. Yani bu Karadeniz'in buradaki iklim şeyi şartları farklı yani. Bura hiç orayla bağdaşmıyor. Bura rutubet çok fazla. Arı rutubetten tamamen etkileniyor. İşte arının katlarının üzerinde bırakıyorum yani ben kendim. O da tesadüf oldu yani. Yukarıda bırakmıştım, unutmuştum daha doğrusu. Sonradan baktım çok güzel yaza çıkmış yani. Bu sefer bıraktım yaz. Hepsinin üzerine katlarını koydum. Şimdi o katsız olan peteklere de onlara da kat atacağım. Altı o kadar zayıf olduğu halde katını koyacağım yani rutubetten. Rutubeti götürmeyi için yani. Burada şimdi endamın her türlü çiçek var yani. Çiçeğin olmayan çiçek yok. Arının da almadığı hemen hemen çok az yani. Buradaki çiçeklerin çok azından yani konup da almıyor yani. Geri kalan hepsinden, kimisinden polen alıyor, kimisinden bal alıyor yani. Ballı bitkiler farklı, polenli bitkiler daha farklı yani. Onca zaten bir çiçek açtığı zaman onca polen oluşturuyor. Ondan sonra bala dönüştürüyor. Yani ortam öyle. Şimdi yerleşim yerlerinde genelde arı ballı bitkilerin yani en azından çay içiyorsun, çayı döküyorsun. Oradan da bal alıyor yani. Onun da şekerini alıyor. Yani sen ne kadar vermemeye çalışsan da çay içiyorsun, atıyorsun. Veya şeker düşüyor, atıyorsun yere. Yarısını karınca yiyor, yarısını arı yiyor. İslandığı zaman çekiyor, peteğe götürüyor. Balın özelliğini kaçırıyor yani. Ama ben de o yüzden alıyorum, götürüyorum işte ormanlarda. Bunlar şimdi burada, şu anda bunlar burada ama bunlar yani yaz olduğu zaman dağıtıyorum yani. Genelde götürüyorum sağa sola yani. Bir yerleşim yerine ne kadar uzak olursan o kadar iyi. En azından şimdi orada mesela gürültü çıkarmaya başladık, arı esirmeye başladı yani. Yani uzakta olursa şey yapmıyor, etkilenmiyor yani. Rahatsız olmuyor, ışıktan rahatsız olmuyor. Bir şey olduğu zaman mesela bir bal döküyorsa veya herhangi bir şekeri hemen anında gelip alamıyor. Kokusunu alana kadar sen de bu tarafta bitmiş oluyor ama uzakta olduğu zaman hiç haberi olmuyor yani burada. Yakında olduğu zaman, petek çok yakında olduğu zaman hemen anında kokuyu alıyor yani. Karakovan için dala çekerken çok hafif olsun diye ilamur ağacı. Bizim burada ilamur ağacı hafif bir ağaç yani. Hafif olduğu için genelde ilamurdan. Yani çam ağzından da yapanlar var, yapıyoruz, yaptık da yani. Ama en uygun olanı hem nemini çekmek için, hem nem oranı yani nemi çekiyor, hem hafif oluyor. Onun için
rahat olduğu için yani götürüyoruz. Dala da rahatlıkla çekebiliyoruz yani ağır olmasın diye. Şimdi bir kestan ağacı öyle değil. Ağır yani. Kurşun gibi oluyor. Onu çekmek de zor. Ağır zaten sert olduğu için nemi çekmez. Hafif bir sıcak soğukta ter yapıyor, ıslanıyor. Teri çekme şeyi yok ama ilamur ağzında teri çekme şeyi var, özelliği var yani. Arun nemi sevmez yani. İslansa bile bir mesela bir petek ıslandığı zaman onu kurutabildiyse kuruttu, kurutamazsa onu kesip döker. Yeniden oraya işler yani. Mum, yeniden mum işliyor. Şimdi iş bakıyor ki bu buna yumurta atıp bal atmaya değmiyor. Şey yapmadığı zaman ne yapıyor? Onu kesip döküyor, yeniden asıyor. Yeniden oraya işliyor yani. Hiç hata kabul etmez yani. Arı tamamen matematik yani. Yumuşak oluşu da şimdi ilamuru mesela bir sene bekletirdi eskiden. Bir sene sonra işlerdi de yani. Şimdiki gibi hemen keseyim, hemen işleyeyim öyle bir şey yoktu. Bırakırdı yani ölü dereziye gelecek şekilde. Yani ilamur ağzı yani biraz yumuşak şekilde gelene kadar beklerdi de ondan sonra işlerdiler onu. Arı onu çok sever yani. Çünkü oraya taktığı zaman o tırnağı geçirebiliyor yani. Asılabiliyor, daha rahat oluyor. Oraya gidiyor, anayla beraber gidiyor. Burada, zaten buradan oğul çıktığı zaman anayı alıp gidiyor. Anayla gidiyor, geride kalan kendisine şey arıyor. Günlük yumurtadan şey asar, ana gözler asar. Oradaki arıyla onu beslerle. Yani onun ananın besleneceği şekilde işte arı sütü filan ürettikler yani o beslenen arı için yani onun özel bir şeyi var biz bilmiyoruz da nasıl yapıyorsa işte şeye benziyor yani merhema benzer bir şeyi var. Tadı pek güzel de değil ama çok faydalı olduğunu söylüyor yani ben pek sevmedim ama yani insana faydalı olan bir şey yani çünkü kraliçeyi onu da besliyor yani. Kraliçe de işte 12 gün kucağına çıkıyor yani onu asıyor oraya onun yiyeceğini dolduruyor işte o arı sütü dediğimizi dolduruyor. Orada o yiyor, büyüyor. Onlar biraz da yüzüklerini fazla uzatıyor yani. Normal arı gibi değil, işçi arı gibi değil. Yüzüklerini uzatıyor. Oradan çıkıyor işte. Çıktıktan 10 gün içerisinde yani çiftleşmesi gerekiyor yani. 10 günü atlattığı zaman bir 10 günde şey oluyor. Yani bu da aynı normal hayvanlar gibi yani. Bir arıyla değil bu, birkaç arıyla çiftleşiyor yani bu. Arıcının yapmaması gereken şeyle arıyı her gün açıp kapatmayacaksın. Arının bakımını yapacaksın, güzel düzenlemesini, yumurta atacak yerlerini güzel düzenleyeceksin. Ondan sonra bekleyeceksin. Bunu her gün açıp kapatırsan ise, her gün o çerçeveyi açıp da onu sökersen ise arı her gün onu yapıştırmayla uğraşır. İşi gücü olur. Sen açarsın, bakarsın ne yaptı, bal yaptı mı yapmadı mı ama yapamamış oluyor. İşte senin ona vermiş olduğun zarar yani onunla uğraşıyor yani zararı kapatmaya bakıyor. Yani arının arzuyu devamlı peteğinin bir bebek gibi ilgilenmesi lazım. Fakat bal akım zamanında o arıyı devamlı kurcalama yani sadece bakım yapacağı zamanda arıyı açması gerekiyor. Her gün arı açılmaz. Arının bir defa istikakını çalmamak gerekiyor. En büyük şey arıyı strese sokmamak. Arının balını bir kilo yarım kilo balda alırsam 300 liraya satarım da 300 liraya ben işte bir petek alırım yazın bu gitsin hesabı onu yapmaması gerekiyor. Yani arıcı adamın gözü tok olması lazım yani. Öyle zaman yok 35 kilo fazlalık balı bırakıyoruz petekte yani. Strese girmemesi için. Şimdi bir insanın eğer buzdolabında doğru dürüst bir şey olursa o adam az olmasa bile acıkır yani. Genelde kitapları okuyorum. Bütün her ilaç hemen hemen bal. Bal ile zaten karışıyorsa zaten bal ile ilaç olduğu zaman da yani bal ile hani karıştırılıyor. Yani balın her derde deva yani. Bazen işte burada bakıyorum polen mesela bazen atıyorum böyle ufak tefek şeyle oluyor atıyorum yani iptal edecek olduğum şeyler bile. Bazen bakıyorum farele mağara şey yapıyor şu kadarcık fare 3 gün sonra bir bakıyorum tosun gibi oluyor. Yani görüyorum etrafta. Tem karakobanı en ilkin ilamur ağzı kesiliyor. Bir sene bilemedim 1,5 sene bırakılıyor. Bırakma sebebi de yani işlemezden bırakılıyor. O yumuşaması için ağzın öyle bir dereceye gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra onu işliyoruz. O işte yani öyle dereceye bıraktığımızın sebebi de arı karakovanlara zincir
yaparlar. Yani zincirleme yapıyor. Dalakları asma için bir öbüründen asılıyor böyle zincir şeklinde. Kolay tutunabilsin diye. Tırtırlı bırakılırsa çok daha iyi. Yani ne kadar uzun zincir yapıyorsa o kadar balı fazla yapıyor yani. Az olduğu zaman çok sert ağaç olursa az şey yapıyor, zincirleme yapıyor. Balı yapması da biraz zorlaşıyor yani. Bir de oradan düştüğü zaman mesela bir de oraya çıkmıyor yani, imkanı yok. Yani tavandan asıldığı zaman ağrı bir düştü mü bir de yerine çıkmıyor yani. Onun için yumuşak bırakıyoruz, götürüyoruz işte işliyoruz. Güzel içerisinin dalakların düşmemesi için içerisinde bazı odunlar falan koyuyoruz yani ki kopup hemen düşmesin destek diye. Onların da destek alsın diye götürüyoruz işte dala seçiyoruz. Dala uzakta gürgen ağaçlarının işte kimisi çatal, çift çatal ve kimisine kendimiz yer bağlıyoruz yani kestane ağaçlarının genelde yer yapıyoruz kovanı koyabilmek için. Yüksekte yani üstte ikisi bir defa gürgenin üstünde olmak şartıyla yani üstte ikisi yani o usul öyle yani burak işi. Tabii onun açık olursa alçak da olabilir de genelde burada ormanla yüksek olduğu için daha yüksek çekiyoruz yani orman seviyesinin bir 3-4 metre üstünde uçabilmesi için yüksek çekiyoruz kovanları. Kovanı seçiyoruz işte kendiliğinden burada oğul gidiyor oraya benimsiyor gidip geliyor orada şeyler var. Başka kovanlar da oluyor yani başka boş kovanlar da oluyor. İşte hepsine oğul verecek olan petek şey salıyor, asker salıyor. Gidin bakın diyor en iyisi hangisi diyor. İşte birinden 3 kişi geliyor, birinden 5 kişi geliyor. İşte bir tartışmaya giriyorlar. Burası buna diyorlar ki biz en iyisini biz biliyoruz diyor. Buraya gideceğiz. Ana ona göre bir karar veriyor. Toplantı yapılıyor. Bu sefer petekten bir bölüm arı taze askerle yani kendi yiyeceğini de alıyor yani. Kendi oraya yetecek olan 3-5 günlük yiyeceğini de alıyor. Direktmen ana yöneliyor oraya gidiyor. Oraya gidiyor orada zincir yapıyor. Zincir yapıyor işte dolaklarını filan düzenliyor. Orada hayatını sürmeye başlıyor yani. Geride kalan oğlun yani şey olanı da işte yumurtasını şey yapıyor. O kendine ayrıca ana çıkartıyor işte. Onu da kollamak gerekiyor. Yumurta son zamana kadar ana oradaki ana çıkıp suşa gidip gelmesi gerekiyor. Geldi mi gelmedi mi arzunu kontrol etmesi gerekiyor ki yetim kalmasın. Yetim kaldığı zaman geride petek gitmiş oluyor yani. Bu memlekette yani şeyde olan Çamlıhemşin bölgesinde olan ballar genelde çoğunluk kestane balı. Yani alt bölgelere Çamlıhemşin bölgesinde kestane balıdır. Yukarıya gittikçe, kıra düştükçe çiçek balına dönüşüyor yani. Buradaki çiçek kırda yok yani. Burada bir kestane ağacının veya iki tane kestane ağacı bir yani 10 donun bir kıra bedel yani. Çok zengin oluyor. Orman balı en güzeli bence orman balıdır yani. İlamuri var, akasyası var, kestanesi var, orman gülü var. Paskari var. Çok çeşit yani. Her çeşidinden alabiliyor yani. Böğürtlen olsun, likapasya olsun hepsinden faydalanabiliyor arı yani bu orman şeyinde. Orman balı bence çok daha değerli yani. Çiçek balı çok o kadar şey değil. O da bal ama şimdi çiçek balı çok daha çabuk donuyor. Şeker azotu yüksek olduğu için. Şeker oranı yani çiçeğin kendiliğinde olan yani şeker oranı orman gülünde mesela çok fazladır yani. Bal olmazdın arıdan almıyor. Balın belirli bir bekleme süresi vardı. Zaten arı kendisi belli ediyor yani sağım hazır olduğu zaman daha gidip gelmiyor. Ve ben diyor artık benim işim bitti beni artık sağabilirsin diyor. Sağamıyor yani arı kendisi anlatıyor yani sana. En önemli olan yani en azından şeyi kapatması lazım. Göz balını arı kapatması gerekiyor. Sırlanmayan bal değildir. Kesinlikle ekşiler yani. Yani yakın zamanda tüketirsen, tüketemezsen de kalırsa o ekşiler, sirke olur yani. Onun için balı oldukça geç zamana yani en azından Temmuz'un 15'ini aşması lazım yani sağım zamanı. Ben milletten bir ay sonra sağım yapıyorum yani tamamen emin olmak istiyorum yani. Çünkü bu sene satılmazsa 10 sene sonra satılsın, önemli değil. Kalsın. Hiç sıkıntı yok yani bal bozulmaz. Yani zamanında alır, yani zamansız alırsan bozulur, sirke olur. Ama zamanı geldikten sonra isterse 100 sene kalsın, bala hiçbir şey olmaz.